bu genel merkez önünde yaptığımız mitingdeki kalabalığı sayıyorlar. İşte polis kayıtlarına göre 4.000 civarında olduğu söyleniyor. Ben o sayıya falan çok takılmıyorum. Burada bu yürüyüşün sonunda bu toplantının yapılmaması için 81 il başkanına, 1.300'e yakın ilçe başkanına baskı yapıldı. Yol güzergahından geçerken Gerede ve Yeniçağ hariç Ankara'nın ilçelerinden geçerken Kazan olsun, Kızılcahamam olsun, bunlar benim dostlarım. Bolu'ya sık sık gelen insanlar, benim arkadaşlarım. Bunlar bile arayıp ya kusura bakma yanına gelemiyoruz, görevden alınırız korkusuyla demek zorunda kaldılar. Defalarca çağrıda bulundum bütün milletvekillerine. Ya benim yürüyüşümü eleştirin, yanlış yapıyorsunuz. Belediye başkanlarına benim yürüyüşümü eleştirin, yanlış yapıyorsunuz şu sebeple dedim. Bir kişi aramadı. Bir kişi de bir milletvekili dahil, hani belki yanındakiler hariçtir. Bir belediye başkanı çıkıp şu ana kadar beni kınayan bir şey de atmadı. Ama insanları öyle bir korkutmuş ki Bay Kemal. Yani ben bile Cumhuriyet Halk Partililerin bu şekilde bu kadar baskıya boyun eğmelerine kısmen de şaşırdım. Onu açıkça söyleyeyim. Arkadaşlar tabii Bay Kemal koltuktan kalkmamaya şey artık karar vermiş, o belli. Yani vuracağım, kıracağım diyor, koltukta kalacağım diyor. Ben değişim için edebileceğim son güne kadar mücadelemi etmeyi sürdüreceğim. Her gün çıkacağım, diyeceğim ki Kemal Kılıçdaroğlu değişmeli. Ya başarısız oldun kardeşim, insanda bir utanma duygusu olmaz mı ya? Hiç mi utanmıyorsun ya? Sanki sınıf başkanlığı seçimi kaybetmiş gibi. Önümüzdeki yıl tekrar bu sene olmadı, seneye kazanırım der gibi. Şimdi bu bir veda mesajımı öyle görünüyor. Yani çünkü ayın 20'sinde YDK beni atacak. Yani talimatı almışlar. Ve hala üzüldüğüm şu, yani o kurulun başındaki arkadaş benim abimdir. İl başkanından bu yana birlikte çalıştık. Ya arkadaş, insan şundan utanmaz mı? Şimdi sen çağırıyorsun, o gün beni atacaksın. Ama ben hala neyle suçlandığımdan, hangi tweetten, ne zaman attığım tweetten, ne zaman yaptığım konuşmadan suçlandığımı dahi bilmiyorum. Sen benim o gün hani adli yargıdaki gibi idam kararı vereceksin benimle ilgili. Ama neden suçlandığımı ben orada duyacağım veya duymayacağım. Kendimi attırma zevkini onlara yaşatmak istemiyorum dedim. O yüzden 19'unda istifa edebilirim dedim. Ama diğer taraftan arkadaşlarla da konuşuyorum. Onlar da diyorlar ki bırak diyorlar, o zevki tatsınlar. Atatürkçülerin partiden nasıl çatır çatır atıldığını tarih yazsın. O yüzden bırak atsınlar diyorlar. İstişare edeceğim, karar vereceğim. Hangisi doğruysa. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ile bizim artık aynı çatıda siyaset yapabilme şansımız zaten kalmadı. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ben Atatürkçü olduğum sürece bana huzur vermeyecek. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürkçüler istenmiyor. İşte direnmeye çalışanların sonunda böyle oluyor. Burada tek kırıldığım, üzüldüğüm bu partinin milletvekilleri ve belediye başkanları. Kardeşim yeni seçilmişsiniz ya. 75 yaşında adam seçimi kazanamamış, 80 yaşında kazanmasını mı bekliyorsunuz? Ey milletvekili grubu. Ey belediye başkanları. Ya koltuk bu kadar tatlı mı ya? Yarın çocuklarınızın yüzüne nasıl bakıp baba sen yetkiliyken niye bunları söylemedin, dillendirmedin dediğinde ne diyeceksiniz? Bu yürüyüşün sonunda bu toplantının yapılmaması için 81 il başkanına